Merhaba. Roma'daki Aventine Tepesi üzerinde Santa Sabina Bazilikası'ndayız. Bu bazilika 400'lü yıllardan kalma. Yani Konstantin Hristiyanlığı yasallaştırdıktan yaklaşık 100 yıl sonrasına dayanıyor. Muhteşem bir Roma manzarasına sahip ve önemli bir yer hissi yaratıyor. Kapitoline tepesindeki Jüpiter'e adanmış eski pagan tapınağı gibi büyük antik Roma tapınakları yakınlardaki tepelerde bulunuyor. O yüzden bu tapınağın burada olması ve Roma İmparatorluğu'nun yeni resmi dinini tam da bu noktada gözler önüne sermesi çok anlamlı. Erken dönemdeki Hristiyanlar aslında baştan aşağı yeni bir mimari yapı inşa etmemişler. Onun yerine antik Roma'daki büyük yapıları değerlendirmişler ve kiliseyi başka bir amaçla kullanmak üzere değiştirmişler. Bu gördüğünüz antik pagan Roması'na ait yönetimsel bir yapıydı. Paganların ve Hristiyanların dini yapılarını birbiriyle kıyaslamak çok ilginç olur. Bir Yunan veya Roma tapınağını genelde onurlandırılan tanrı ve tanrıçaların evi olarak düşünürüz. Bunlar büyük iç alanlara sahip olmazlar. Genelde bu alan sadece bir tapınma heykeline yetecek kadardır. Ama kilise erken dönemdeki Hristiyanlar için harika bir yapıydı. Çünkü içine çok sayıda insan sığabiliyordu. İmparatorluğun otoritesini hissettirebiliyordu. Burası aynı zamanda bir devlet binasıydı ve imparatorlukla da bağdaştırılıyordu. Din de artık resmileştiği için aradaki bu bağlantının da kurulması isteniyordu. Bazilikanın boylamasına bir ekseninin olması da bir diğer önemli husustu. Böylelikle çok sayıda insan ayin için toplandığında dikkatlerini girişin tam karşısındaki uca toplayabilirdiniz ve odağı sunağa çekebilirdiniz. Santa Sabina'da bunu görüyoruz. Bu devasa kemerler görsel bir düzen yaratıyor ve gözlerimizi kritik noktaya yöneltiyor. Sanat tarihçileri Santa Sabina'nın Eski Aziz Petrus Bazilikası'na olan benzerliğine dair konuşmaya bayılır. Eski Aziz Petrus Bazilikası çok önemliydi çünkü Konstantin tarafından yaptırılmıştı. Hristiyanlığı yasallaştırdığında imparatorluğun tüm önemli şehirlerinde ilk kiliseleri inşa edeceğinden bahsetmişti. Roma'da da Eski Aziz Petrus Bazilikasını yaptırdı. Bu kilise Rönesans döneminde tekrar inşa edildi. Ama orijinal Aziz Petrus Bazilikası Santa Sabina'dan yaklaşık 100 yıl daha eskiydi. Bundan dolayı da Santa Sabina bize Aziz Petrus'un eskiden nasıl gözüküyor olabileceğine dair ipuçları veriyor. Gerçi o yapının birkaç önemli farkı vardı. Bir kere Santa Sabina'dan çok daha büyüktü. Çok görkemli boyutlardaydı. Ama en önemlisi orta kısmın tavanı kirişliydi ve iki yanında da çift geçit vardı. Böylece çok sayıda insanın bu alanda kolaylıkla hareket etmesi sağlanıyordu. Eski Aziz Petrus ve aynı zamanda Rönesans'ta tekrar inşa edilen yeni Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Petrus'un gömülü olduğu yerdi. Bu nedenle burası çok önemli bir haç yeriydi. Ve yine bu nedenle çok sayıda insanı içinde barındırabilmesi gerekiyordu. Santa Sabina'ya gittiğimizde Konstantin tarafından inşa edilmiş olan bu diğer kilisenin nasıl göründüğünü hissedebiliyor olmamız gerçekten muhteşem bir şey. Sundurmada özellikle ilgi çekici bir parça bulunuyor. Hadi içeri girmeden önce ona bir bakalım. Evet, 5. yüzyıldan kalma Ahşap oyma bir kapıya bakıyoruz. Ciddi ölçüde restore edilmiş. Yine de Eski ve Yeni Ahit'ten sahnelerin üzerine kazındığı ahşap bir kapının 5. yüzyıldan beri ayakta kalmış olması olağanüstü bir şey. Genelde ahşap gibi organik malzemeler bu kadar uzun süre dayanamaz. Burada sanat tarihçilerinin çok ilginç bulduğu özel bir sahne var. Kapının en üst sol köşesinde yer alıyor. Bu, İsa'nın çarmıha gerilişinin ilk örneklerinden biri olabilir. Özellikle enteresan bulunma sebebi şu. En erken dönem Hristiyan sanatında yeniden diriliş, çarmıha gerilme gibi sahneleri pek görmüyoruz. Daha çok İsa'nın yaptığı yardımlara ve mucizelere odaklanılmış. Aslında burada da haçı görmüyoruz. Tam olarak gördüğümüz şey ortada kollarını uzatan büyük bir figürle iki yanındaki daha küçük figürler. Muhtemelen İsa'nın yanındakiler çarmıha gerilen iki hırsız olabilir. Hadi şimdi içeri girelim. Evet işte Santa Sabina'nın içindeyiz. Alan oldukça açık. Orta kısmı her iki taraftaki geçitleri ve altarın olduğu apsisi net bir şekilde görüyoruz. Apsis, kilisenin girişinin tam karşısında bulunan yarı daire şeklindeki alana verilen isim. Sonradan yapılan çoğu kilisenin aksine bu kilisede kiliseyi ortadan bölen transeptler yok. Orta kısmı yani nefi ile köşedeki apsis ile ve iki yanındaki geçitleriyle tamamen basit bir alan söz konusu Alan üst taraftaki pencerelerden gelen güneş ışığıyla güzel bir şekilde ve yumuşakça aydınlanıyor. Pencerelerin camdan değil, alçı taşının kristalize olmuş bir formundan yapıldığını ilginç bir detay olarak aklımızda bulundurabiliriz. Bu nedenle içeri bol miktarda güneş ışığı giriyor. Bu kilisenin orta kısmının üstünde düz bir tavanı var tavana destek olan dev ahşap kirişler bulunuyor. Bunların üstünde de eğimli bir çatı yer alıyor. Bu kilisenin en ayırt edici özelliklerinden biri orta kısmın iki yanında sıralanan ihtişamlı sütunları. Bunlara devşirme deniyor. Çünkü bunlar eski bir pagan yapısından alınıp tekrar kullanılan sütunlar. Burada Hristiyanlık bağlamında kullanılmak üzere değiştirilmişler. Bu sütunlar kemerleri taşıyor. Kemerlerin orta kısma bakan yüzünde işlemeli taşlardan oluşturulan motifler var. Bu motiflerde de bir kadeh ve ekmek tabağı resmedilmiş. Ayrıca orta kısım boyunca tekrar edilen bir şekilde efariste yani komünyona dair göndermeler görüyoruz. Bunu aynı şekilde absiste de görüyoruz. Efarist, Hristiyan ailenin bir parçasıdır. Rahip, İsa'nın kurban edilişini ve yeniden dirilişini ekmek ve şarap sunarak sahneler. Bunlar mucizevi bir şekilde İsa'nın vücudunu ve kanını temsil eder. Bu tapınak tarih boyunca Hristiyan kiliselerinin mimarisine dair bir kaynak niteliğinde olmuştur. Tabi daha sonra inşa edilen diğer kiliselerin çoğunda İsa'nın üzerinde gerilmiş olduğu çarmıhı sembolize eden transeptler de bulunuyor. Bu kiliselerde orta kısımla üstteki pencereler arasında bir duvar yer alır. Çoğu erken dönem Hristiyan kilisesinde bu duvarda çeşitli dekorasyon ögeleri, freskler veya mozaikler görmek mümkün. Örneğin Ravenna'da bulunan Santa Pollinare Nuovo Kilisesi'ndeki gibi ama buradaki dekorasyonlar gitmiş. Bu kilisenin en ilginç özelliklerinden bir diğeri de mabedi orta kısımdan ayıran paravan. Özenli bir şekilde oyulmuş. Sonuç olarak Santa Sabina bize erken dönemdeki Hristiyan yapılarının nasıl göründüğüne dair bir ipucu veriyor. Çünkü bir yandan geçmişteki pagan geleneklerini hatırlatıyor. Bir yandan da kendisinden sonra yapılacak olan Hristiyan kiliselerinin izleyeceği bir tarz yaratıyor. Roma'daki çoğu kilise gibi bu alanda yüzyıllar içinde değiştirilmiş. Sonradan eklenmiş, yıkık dökük halde iki şapel var. Ama yine de Santa Sabina'nın orijinal şeklinden geriye kalan çok sayıda şey mevcut. Bunlar bizde gerçekten de zamanda geriye gidip 5. yüzyıla dönmüşüz gibi hissettirebiliyor. Hoşçakalın.